Divan şiirinde değerli taşlardan bahsettik. Bu değerli taşlar genellikle renkleriyle birer sembol olarak anılırlar. Zaten değerli olmalarıyla, çeşitli takılarda ve süs eşyalarında kullanılmalarıyla da şiirlerde kendilerine yer bulabilir. Bunun yanı sıra günümüzde değerli taşlar şifalı taş olarak da anılır. Eskiden çeşitli karışımlarda tozları kullanılan değerli taşlar birçok hastalığa tedavi amaçlı olarak kullanılmıştır. Yakut. Tabiatta kırmızı, sarı veya gök rengi olarak bulunabilen bu değerli taş, divan şiirinde daha çok kırmızı olanıyla anılır. Kırmızı renge delalet eden çeşitli unsurlar karşılığında kullanılan yakut, aşık söz konusu olduğunda ise onun kanlı gözyaşlarına karşılık gelir veyahut aşığı tükettiği şarap yakut olarak nitelenebilir. Bunun yanı sıra yakutu müferrih adı verilen bir şerbetin, şifalı bir şerbetin yapımında da kullanıldığını eklemekte fayda var. Yakut, meşhur bir hattat olan yakutu mustasmiye gönderme yapılacak şekilde de şiirlerde anılabilir. Bu durumda hat terimlerinin anıldığı bir beyitte yakut kelimesi görüldüğünde dikkat edilmesi icap eder. Yakut'un hangi bağlamlarda kullanıldığını beyit örnekleriyle pekiştirelim. Nuşikıl zerrin kadehten badeyi yakut renc, kim buluttur cevher efşanu hevadır müşkibar şeklinde. Biraz da vezne uygun bir şekilde okuyayım istedim. Kelimelerine bir bakalım. Nuş kılmak, içmek, yudumlamak anlamına geliyor. Zerrin kadeh, altından yapılma kadeh demek. Ancak zerrin kadeh şeklinde bir çiçek de mevcut. Nergisin bir cinsidir. Çanak yaprakları beyaz, ortasında sarı bir kadehe andıran yaprak topluluğu bulunan bir çiçek. Bade şarap, yakut renk, yakut renginde anlamını taşıyor. Yani kırmızı. Cevher efşan, cevher mücevher anlamına geliyor ancak çoğunlukla inciyi karşılamak için kullanılır. Zaten bulutun dökmüş olduğu su damlalarının inciye benzetilmesi de yakışık alır bir benzetmedir. Heva, hava demek. Müşkbar ise misk yağdıran demektir. Misk döken demektir. Şimdi şair burada bir mevsim geldi, bir zamanı geldi. İşte o zamanda da yakut renkli şarabı içme vakti gelmiştir şeklinde bir ifadesi var. Ve diyor ki, altın kadehten yakut renkli şarap iç. Çünkü bulut inci saçmakta ve hava misk yağdırmaktadır. Belli ki Nisan ayı, değil mi? Zaten burada Nisan yağmurunun, Nisan bulutunun döktüğü yağmurun sadefin içine girmesi yoluyla incinin oluştuğuna inanıyor eski insanlar. Bununla alakalı inci ile ilgili videomuza bakılabilir. Burada bulutun inci saçması bir su damlalarının inciye benzetilmesi olarak düşünülebilir. İki, o su damlası Nisan ayında sedefin içine girdiğinde inciyi oluşturuyordur. O yüzden söylenmiş olabilir. Ve havada misk yağdırmakta. Yani türlü türlü kokular toprağa, yağmur toprakla buluştuğu zaman hemen arkasından çıkan güzel bir koku var. Ve şair de ne diyor? Bu klasik şairlerin temel söylemidir, değil mi? Fırsatı fevteyleme, yani fırsatı kaçırma. Dem bu demdir, bunu değerlendir şeklinde. Bahar mevsiminin yağmurlar devam ederken ki durumunda kadehten şarap içmeyi nasihat eden bir beyitle karşı karşıyayız. Burada zerrin ve yakut arasında evet bir tenasüp söz konusu. Daha sonra ise bakıldığı zaman şairin az önce söylediğim gibi zamanı fevteylememeye yönelik bir nasihatte bulunduğunu söyleyebiliriz. Diğer beytimizde Rize-i elmastır her katresi içme arak, daimelden koma yakutu müferrihtir şarap şeklinde. Gene yakut ne için anılıyor? Şarabın rengini ifade etmek için kullanılıyor. Bir de yakutu müferrih adı verilen bir ilaçtan bahsetmiştik. Şimdi bunu izah edelim. Rize-i elmas derken rize ufak parça, kırıntı, döküntü anlamındadır. Elmas bildiğimiz elmas, pırlanta. Buradaki espri şudur. Eskiden elmas tozları belki de tuzluğun içine karıştırılıyordu. Bir zehir olarak kullanılıyor. Çünkü sindirim gerçekleşmediği için, bunlar kolaylıkla kana karışmadığı için sindirim sistemi ve dolaşım sistemi mahvedecek şekilde bir tahribata neden oluyor elmas. Burada da onu söylüyor ve arak, değil mi? Her katresi
Derken arak burada rakı, katre de damla demek zaten. Yani onun her bir damlası elmas parçasıdır. Sakın rakı içme diyor. Böyle bir tavsiyede bulunuyor. Bir de işte rakı ile şarabı karşılaştırıyor. Biliyorsunuz Fuzuli'nin meşhur bir eseri var. Bengübade, Afyon şurubuyla şarabı karşılaştırıyor. Bu keyif verici, efendim müptelalık sağlayıcı, istenmeyen bu tür unsurlar eski şiirimizde inadına inadına işlenmiştir. Bu bir gerçek. Ancak tabii ki burada bu kıyaslama veyahut hani bu birini diğerinden üstün tutma noktasında şarap her zaman vahdeti simgelediği için, aşkı sembolize ettiği için diğerlerinden el üstünde tutuluyor. Bu noktada da tabii ki şairlerin böyle muazzam bir dünyada böyle bir konuyu işlemelerinin sebebi gerçeğe de istinad edebilir. Ancak gerçek dışında öyle bir gelenek bulunduğu için de şairler rakıdan, şaraptan bahsediyor olabilir. Evet, burada ne diyor? Rakının her bir damlası elmas parçasıdır, insanı zehirler diyor. O yüzden yakutu müferrihtir. Yani yakutu müferrih, başta yakut olmak üzere çeşitli maddelerin karışımıyla yapılan bir tür ilaç ya da şurup diyebiliriz buna. Şarap da tabii ki yakuttan ötürü bu yakutu müferrih kırmızı rengi alacağı için şarapla özdeşleştiriliyor. Yani rakı elmas parçası gibi insanı zehirlerken şarapsa yakut-u müferrih gibi ferahlık sağlayan, değil mi? Yakuttan yapılan o şurup gibi insanı iyileştirir şeklinde bir ifadesi var şairin. Yani ne diyor? Burada nesre aktardığımız zaman rakı içme. Çünkü onun her bir damlası elmas parçasıdır. Şarap ise yakut şurubudur. Onu asla elden bırakma. Gördüğünüz gibi beyitlerde genellikle rengi itibariyle ki kırmızı deyince sevgilinin dudağı, yanağı başta olmak üzere aşığın kanlı gözyaşı yahut şarap gibi nesnelerin benzetme unsuru olarak kullanıldıkları dikkatimizi çeker. Evet, başka bir beyit. Burada da Yakut'un bir de özel isim olarak kullanılması söz konusu. Yakut-u Musta'simi diye meşhur bir hattat var. Kendisine mahsus bir yazı cinsinin üstadıdır. Hatta kendisine isnat edilen yazma nüshalar günümüzde mevcuttur. Bunlar paha biçilemeyecek derecede kıymetli eserlerdir. Yakut-u Musta'simi. Beyt ne diyor? Ayet-i rahmet iner, şol gün muhakkak yere kim? Yaza yakut üstüne hattı lebin nesiceliği. Şimdi kelime kadrosuna baktığımızda biraz geniş görüyoruz. Çünkü şair hat sanatıyla, hüsnü hatla alakalı terimlerin bu anlamlarını çoğunlukla kastetmeksizin beyitte kullandığını görüyoruz. Bakınız burada muhakkak, yakut, hat, nes ve celi kelimeleri, bunların aynı zamanda hat terimi olarak karşılığı var. Ancak beyitte nesh-i celi dışında diğer sözcükler hat sanatıyla ilgili anlamlarından ziyade sahip oldukları diğer anlamları kastedilmek suretiyle kullanılıyor. İşte buna da ayrı bir edebi sanat adı veriyoruz. Ayet, Kur'an surelerinin kısa parçaları, bir de delil anlamı var. Rahmet, Allah'ın lütfu, ihsanı, muhakkak, kesin, mutlaka demek. Bir de bir yazı cinsinin adı. Yakut, kırmızı renkli malum taşımız. Yakut-u Musta'simi adıyla bilinen meşhur bir hattata da karşılık geliyor. Türk asıllı bu yakut. Musta'sım döneminde yaşadığı için, Halife Musta'sım döneminde yaşadığı için bu ismi alıyor. Hat, efendim ayva tüyü demek. Zaten bir beytte hat gördüğünüz zaman hat birçok anlama sahip. Çizgi, yazı, sakal, bıyık veya sevgilinin yüzündeki ayva tüyü karşılığında kullanılıyor. Şimdi hem yazı hem ayva tüyü anlamı varsa arada bir de dudak koymak için yakut kelimesi kullanıyor şairlerimiz. Buna alışmamız lazım. Beytte hat ve yakut geçiyorsa mutlaka bu sözcüklerin diğer anlamları da kastediliyordur dememiz icap ediyor. Normal şartlarda bu kelimelerin eğer yakutun, yakut-u musta'simi yani meşhur hattat ismi kastedilmiş olsaydı biz buna tenasüp diyecektik. Ancak beyitte kastedilmeyen anlamlarıyla dahi bizim şairlerimiz bir tenasüp oluşturuyor. Bu uygunluk beyitte kastedilmeyen anlamlara istinad ederse biz buna iham-ı tenasüp deriz. Konuyla alakalı nasipse video çekeceğim. Satranç terimleri olsun, hat sanatına dair terimler olsun, çeşitli meselelere ait bu türden kelimeler, iki anlama gelebilecek kelimeler beyte yığılır ve bunların beyitte kastedilmeyen o tenasüp oluşturan anlamları bir araya getirildiğinde iham-ı tenasübe vücut verir.
Evet, devam ettiğimiz zaman lep dudak demek, nesh bir şeyin hükmünü geçersiz kılma, ortadan kaldırma demek. Bir de nesih diye bir yazı cinsi var. Celi de keza parlak, açık, meydanda demek. Ama celi hat şeklinde bir yazı türü daha var. Şimdi beyti normal bir cümleye aktardığımızda çoğu sözcüğün bu hat anlamı beytte yer edinmiyor. Ancak hat anlamı ihtiva eden diğer kelimelerle ister istemez yan yana geldiğinde o anlamları da aklımızda çağrışıyor. Şimdi nesre aktardığımızda az önce dediğim gibi mesela Yakut'un burada doğrudan bir şahıs ismi olarak kullanılmadığı çok net. Düzgün bir nesre aktarma şu şekilde olacaktır. Dudağının üstündeki ayva tüyün Yakut'un üstüne nesih celi hat ile yazı yazdığında o gün yere kesinlikle rahmet ayeti iner. Şimdi Yakut dudaklar tabii ki onun üstünde de hatlar bitmiş. Onlar tabii yazıya benziyor. Şair bunu nasıl düşünüyor? Bir Yakut'un üzerine çok ince bir şekilde işlenmiş bir yazı yazma suretinde düşünülüyor. Yani Yakut'un üstünde yazılar var. Sevgilinin dudağının etrafında ayva tüyleri var. Evet, işte o kadar güzel o hatlar bir yazı oluşturduğunda mutlaka yere Allah'ın rahmeti inecektir şeklinde bir ifade söz konusu. Tabii ki Kur'an harfleri de birer hat olduğu için işte gökten inmesi, yere inmesi demek. Yani bir Kur'an-ı Kerim'in yazılması esnasındaki aktivite neyse, işte sevgilinin dudakları üzerinde ayva tüylerinin bitmesi de öyle güzel. Hatta şairin gözünde bu kadar da kutsal, mukaddes bir şeydir. Dolayısıyla burada baktığımız zaman örnek verecek olursak nesih celi dışında, nesih celi dışındaki hat, yakut ve muhakkak sözcüklerinin yazı terimi anlamları beytte kastedilmiyor. Ancak nesih ve celiyi ve bunları birlikte aynı beytte gördüğümüz zaman onların hat sanatı ile ilgili manaları da aklımıza çağrıştığı için bunlar arasında ihamı tenasüp adı verilen bir sanat bulunduğunu söyleyebiliriz. Sözcüklerde bakınız muhakkak da yakut da ve hatta tevriye yapılmaktadır. Sözcüklerin ilk anlamları, kastedilen anlamları muhakkakın mutlakadır. Ama yazı anlamı da aklımızda çağrışıyor. Bu anlamı da diğer kelimeleri kullanarak çağrıştırıyor. Bunlara da tevriye deniyor. Şairlerin bu terimleri kullanarak çok anlamlılık elde ettiği örnekleri bahsi geçen videoda sizlere uzun uzun diye anlatacağım. İhamı, tenasüpte, tevriye ve ihamda. Bunlara da değineceğiz. Bir giriş yapmış olalım. Yazı terimleri, satranç terimleri, tavla terimleri, atçılıkla, okçulukla ilgili terimler şiirimizde tevriyeli, ihamlı ya da ihamı tenasüplü kullanılabilir. Nasipse sözcüklerin çok anlamlılığı ve en çok çok anlama gelebilecek şekilde kullanılan terimleri ifade eden bir video çekeceğim. Ama şairlerin insan zihniyle oynama biçimine dikkat edelim. Bizim eski şairlerimiz sözcüğün ihtiva ettiği anlamların çoğunu, hepsini kastetmek için elinden geleni yapar.